Evet, 8 Ağustos'tan beri Sude'yi arıyorduk. Anne baba dün çok kötüydü, bir şey mi başına geldi diye merak etti. Dün bütün izleyicilerimiz bizi aradı. Esenyurt'tan arayan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Sude'yi bulduk efendim. Evet. Dün akşam polis ekiplerine de çok teşekkür ederiz. Sude'yi dün akşam biliyorsunuz hep bizi aradılar. Peki nasıl bulundu, ne oldu? Bize de bir sürü ihbarlar geldi. Sağ olsunlar. Ben aileyi çağırayım yanıma. Buyurun, hoş geldiniz. Gelin bakalım. Hoş geldiniz. Biro Bey, çok teşekkür ederim. Size nasıl, sağ olun. Vallahi çok mutluyuz gerçekten. Sizin sayenizde ve emniyet ekiplerimizin sayesinde oldu. Ben de emniyet ekiplerimize çok teşekkür ediyorum, izleyicilerimize. Buyurun oturabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çiçek için de çok teşekkür ederim. Bizim için de çok büyük mutluluk. Siz nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Yani çok mutluyuz. Anlatılamaz, tarifi yok bunun Esra Hanım. Hani kaç gündür ne uyuyoruz, ne yemek yiyoruz. Hiçbirimizin düzeni yok. Çevremiz, ailemiz, hepimiz perişanız. Hı hı. Yani bir evlat, benim de 16 yaşında bir oğlum var. Aynı onun yerine koyuyorum kendimi ve ne bileyim, hissedemiyorsun zaten. Hiçbir şey tarif edemiyorsun yani. Hiçbir şey yapamıyorsun. Çünkü eve geliyorsun, eşyalarını görüyorsun ve gözünün önünden gitmiyor. Her an aklında, hiçbir şey yapamıyorsun. Yani bulunana kadar nefes alamadık. Nefesimiz kesilmişti zaten. Ben, bulunduğunda nefes almaya başladık. Anneyi, Arzu Hanım hep bana böyle, yani bir insanın bakışını anlarsınız ya, herkesin farklıdır. Bazısı ağlar, bazı öfkelenir, bazı hiç duygusunu belli edemez. Siz hep şaşkın, yani ne duyacağım şimdi gibi bakıyordunuz. Bir şey mi oldu? Evet, bir de hocam çünkü biz o sakinleştirici falan veriyorduk, o şekilde çıkartıyorduk. Ha, onun için. Onun etkisi de vardı. Onun dinginliği de vardı. Evet. Çünkü hep bir böyle, nasılsınız Arzu Hanım, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sayenizde çok iyiyim şu an. Önemli olan yani onların planlarının gerçekleşmeden bulmamdı. Hı hı. O da oldu. Benim için önemli olan oydu. Planları gerçekleşmeden bulmamdı diyorsunuz. Ne planları? Ya benim çocuğumla alakaları vardı, parmakları vardı. Yani planlarını gerçekleşmeden bulunmasıydı önemli olan. O da bulundu şu an. O zaman şimdi bu kadar konuşuyoruz ama bence Sude'yi çağıralım. Sude gelsin, bize anlatsın. Sude geliyor. Hangi sözün olursa çekelim, verelimden zehir içelim. Sen bu gönlümün tek sahibi, sen benim çok çok ezilim. Gözlerime bak da gül hadi, üşür ellerim uzan tut hadi. Sımsıkı sarıl bana, sev hadi. Sen benim çok çok özelim. Anne kuzusu bunlar derler ya, annesinin kuzusu. Ablayla da ne kadar benziyorsunuz Sude. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Ne kadar benziyorsunuz ya. Ben şimdi bakıyorum, Sıla'yla da polis çok benziyorsunuz. Dün polis ekipleri de dedi ki biz sen zannettik Sude'yi. Çok benziyorlar. Dün siz tabii annenin baban, hele ablan da kaç gündür uyumuyordu. Nasılsın Sude? Nerelerdeydin kaç gündür? Sokaklardaymışsın hep. Hep evet, Esenyurt evet. Tarafında mıydın sen? Evet. Nerelerde kaldın? Dışarıda. Dışarıda mı kaldın? Neden gittin evden? Ne oldu ki? Hani mutlaka şimdi dışarıda kalmak çok zor bir şey. Ne hissettin? Ne yaşadın ki gittin? Ya aslında öyle çok bir sorunum yok. Benim ailemle aram iyidir. Hani ailemin bana hiçbir şekilde zarar dokunmaz. Bana hep hani sevgiyle, şefkatle, güzel sözlerle yaklaşırlar. Peki seni ne üzdü o zaman? Evden çıktığım ilk gün. Evet. Cemre'lerde kal, hani beni çağırdı. Aha.
Cemre seni çağırdı, kal evet, diye. Evet, beni çağırdı. Ondan sonra onlarda kalacaktım. O gece aileme de haber vermedim. Hı hı. Ondan sonra ikinci günü ben zaten çekiniyordum, hani haber vermedim. Korktum biraz. Cemre bana dedi ki, işte sen dedi git. Bana kalacak yer ayarlarım. Ha, gitme dedi ailene. Evet. Vay Cemre'ye bak sen. Ailene gitme dedi. Evet. Zaten sana dedi, benim çocuğumu fitliyordu. Kötü davranıyorlar, benim ailem öyle değil. Benim de ablalarım var, benim ablam bana böyle yapmıyor. Ablanla ne alıp veremediği var? Ablamı bilmiyorum. Ablam. Hep, ama Cemre şöyle bir şey dedi, hep senin ablanı kıskandığını söyledi. Şimdi şöyle söyleyeyim Esra abla. Benim ablamı sevdiğimi, canımdan çok sevdiğimi, kendimden çok değer verdiğimi bir tek yani tanıdıklar değil, bütün Esenyurt, bütün herkes biliyor. Ben ablamla çıkarım dışarıya, ablamın koluna girerim. Ablam beni hep kolunun altında götürür her yere. Hiçbir zaman arkasında yürütmez. Hep bir adım önündeyim. Hep bir adım önünde yürürüm. Hiçbir şekilde ben ablamı kıskanmam, kıskanamam. Beni o büyüttü. Anla, arkadaş gibi büyüdük biz. O gün işte dedi, ben dedi istediğim gibi dışarıya çıkıyorum. Çalışıyorum, param var, bilmem ne. Bu tarz konuştu. Ben dedi seni işte... sana diyor işte çok baskı yapıyorlar, çok sıkıyorlar. Bunları daha önceden geldiğinde de söylüyordu sürekli. Diyordu işte sen nasıl çıkamıyorsun istediğin zaman, ben bu saatte yalnız çıkıyorum, ben öyle yapıyorum. Cemre'nin bize anlattıklarıyla senin anlattıklarını tamamen... Şimdi şöyle söyleyeyim Esra abla, onları benim... söylediğinde böyle utanıp böyle değişik bir şekle giriyordu onun karşısında. İşte diyordu ben de diyordu işe gireyim, çalışayım, ben de öyle yapacağım. Yani sürekli aynı şeyleri böyle söylüyordu çocuğa. Peki senin ailen iyi değil, seni sıkıyorlar dedi. Ben sana kalacak yer ayarlayayım dedi. Evet, ben de zaten ilk gün haber vermedim, gitmedim. Evet. Belki kızarlar diye korktum. Ama anlarlardı, yani anlayış gösterirlerdi. O an onun söylediği şeylere göre onu düşünemedim. Bana o şekilde konuştu. Sonra öteki gün niye gitmedin? Efendim? İkinci gün niye dönmedin? İkinci gün söyledi bunu. Söyledi. Gitmeyeyim. Sen orada mıydın hala? Evet. Yani Cemre, bu kadar da korkusuzluk olur mu kızım? Bize hiçbir şey söylemedin ya. Hiçbir şey anlatmadın. Ben programı İkinci izledim. Günde sen orada kaldın. Ben onlarda kalmadım ikinci gün. Nerede oradaydım kaldın? Ama onlarda kalmadım. Nerede kaldın? Dışarıda. Sokakta, parkta kaldın? Yok. Nerede? Yani Esra Hanım, Cemre nerede kaldığını biliyordu. Zaten Sude de bunu doğruluyor ama söyleyemiyor. Niye evet. söyleyemiyor? Çünkü korkuyor. Ya bir tehdit var ya da herhangi bir şeyden çekiniyor. Sude, ya da bir şey mi geldi isimlerini senin vermek başına? İstemiyor. Bir Hayır dakika, herhangi Sude. Bir şey gelmemiş Allah'a şükür ama. Ama nerede yani kaldığını bir, söylemiyor bana. Yani bir tehdit ya da ne bileyim yine işte seni kaçırırız ya da vesaire gibi bir şey. Biz bir şey Sude biri ama... seni tehdit ediyor mu? Etti mi? Yok. Bu saatten sonra ama korkması gereken onlar. Korkması gereken kişi onlar. Peki Sude, ikinci gün kimde kaldın? Dışarıda kaldım. Dışarıda? Parkta mı? Yok. Nerede? Bir tane arkadaşım vardı. Hı hı. Adı ne arkadaşının? Onu söylemek istemiyorum. Hı hı. Biraz bağırır mısın Sude? Az önce. Onun ismini söylemek istemiyorsun. Evet, söylemek istemiyorum. Onda kaldın. O sana iyi davrandı mı? Çok iyi davranmadı bence. Çünkü sen o günden sonra anneni ağlayarak aradın. Arkadaşın sana bir şey mi yaptı? Yok. Neden o gün ağlayarak aradın? Özlemiştim. Hı hı. Annemin sesini duyunca biraz kötü oldum o yüzden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.